Bu arada kırmızı bültenle aranan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de yeni kaçış planı ortaya çıkmış durumda. Özer'in Arnavutluk mafyası aracılığıyla insan kaçakçısı bir çeteyle bağlantı kurduğu ve turist kılığında Marsilya'ya kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Kripto paralara olan ilginin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla... <laughs> Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırdı. 108 milyon dolarla kayıplara karıştı. Bir aydır firari durumda olan Faruk Fatih Özer'in yeni kaçış planı ortaya çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre kırmızı bültenle aranan TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, insan kaçakçısı bir çeteyle turist kılığında Marsilya'ya kaçmak için pazarlığa oturdu. İddiaya göre Tiran'daki bir çeteye ulaşan Özer ve adamları sahte belgelerle Marsilya'ya kaçmak için büyük paralar teklif etti. Özer'in kırmızı bültenle aranması nedeniyle fiyatı artıran kaçakçılarla Faruk Fatih Özer arasında pazarlık başladı. Pazarlıklar sonucu yapılan plana göre Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk mafyası himayesinde Tiran'dan Dıraç'a, oradan da turistik tekneyle Masilya'ya kaçırılmasına karar verildi. Tamam. Öte yandan Faruk Fatih Özeri Arnavutluk'ta arama çalışmaları da sürüyor. Üst düzey emniyet yetkilileri operasyonda önemli yol kat edildiğini, Özer'in yakalanmasını takip eden 48 saat içinde Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.